Kurbanlık olan ahırımız burası. Yeni doğmuş bıçakları buraya alıyoruz. Burada da aynı kurbanlıklarımız var. 6-7 ay işte bunlar biraz şeyden çıktı. Sütten ayırdık bunları. Bunlar hala süt içmekte. Bunlara akşam sabah 2,5 kilo, 3'er kilo günlük 6 kilo sütleri var bunların. 6 kilo süt içerler bunlar. Ve akabinde de bak önünde 30 samanı yemini devam ederler. Onu da yerler. Bunlar böyle 3 ay bunları sütten besleriz. 60-70 gün süt içer bunlar. Ondan sonra yeme döndürürüz. Bir daha sütten ayırırız onları. Aynı bir daha böyle büyerler. Yani. Bak şunlar artık sütten çıkmışlar bunlar. Bunlar artık bak kendi besini kendileri yiyorlar. İşte semizlikle beslediğini görüyorsun. Hayvan yem yemiş mi yememiş. Hepsi öyle. Evet böyledir. Bunlar şimdi dediğim gibi bunlar 10 günlüktür. Bunlar şimdi her akşam sabah 3'er kilo sütü var bıçak başına. Günlük 6 kilo sütü var. Ve akabinde de ayrıca önüne otunu, suyunu, şeyini koyarız. Yemini koyarız. Bunlar da kurbanlık olanlar. Bunlar kurbanlık olanlar. İşte hepsi bunlar. Bunları kurbana vereceğiz. Allah nasip ederse kurbana geldiği zaman 10 gün, 15 gün kala. Onların da müşterisi var zaten. Ben hacca gittim. Hacı arkadaşlarım da benim. Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Bahçelievler'de, Bakırköy'de gelirler benden her sene kurbanlıklarını alırlar. Benim başka bir depolarım da var. Orada da kurbanlık tesislerim var. Dışarıdan kasaplar gelir. Orada müşteriye bütün gereken hizmeti verirler. Keserler, yüzerler, istediği şekilde parçalarlar. Adam koyar arabasına, tertemiz alır kurbanını gider. Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Şener Engin Bey şu anda ayçiçek tarlasını sürüyor. Biz de ona gidip sorularımızı ona soracağız. Şu anda yanımızda Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Şener Engin Bey var. Şener Bey ile biçer döverine bindik ve hasat yapıyoruz. Ayçiçek tarlalarında hasata karışıyoruz. Evet Şener Bey, Tarım Kredi Kooperatifi'nin imkanlarından yararlanıyorsunuz galiba. Evet yararlanıyoruz. Hadımköy Tarım Kredi Kooperatifi bize her türlü imkanı sağlıyor. Mazot olsun, gübre olsun, ayçiçek, buğday alımlarında bize her türlü desteği sağlıyor. Biz çok memnunuz. Çiftçimizi ayakta tutan Tarım Kredi Kooperatifi'dir. Çoğu şeyi hani 4 ay, 5 ay mazotu faizsiz veriyorlar. Harman sonuna borçlarımız olduğu zaman ayçiçeğimizi, buğdayımızı, arpamızı götürüyoruz. Yani biz memnunuz. Faizler çiftçiyi biraz düşük. Yani kötü demeyelim. Yani herkes yararlanıyor. Memnunuz Tarım Kredi Kooperatifinden. Her şey. Geri ödeme imkanlarından bahseder misin? Geri ödeme imkanları şöyle söyleyeyim. Ekim zamanı işte buğday alımları olduğu zaman buğday alımları, arpa alımlarında ayçiçek aldığımızda gübre mazot aldığımızda harman sonuna ödemelerimiz ürünümüzü götürüyoruz. Buğdayımızı, ne biçtiysek işte ayçiçeğimizi, mısırımızı bunları alım yapıyorlar. Aldığımız kışınki mahsullerden düşüyorlar. Tabii biz de memnunuz bu konuda. Peki bu mahsulleri de aynı zamanda geri olarak Tarım Kredi Kooperatifi'ne verebiliyorsunuz galiba. Evet. Bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri gelip tarlalarımızda da ilgileniyorlar, bakıyorlar. Yani nasıl olur, nasıl yaptınız, kaç kilo ektiniz. Her türlü faydalanıyoruz. Her konuda yani yardımcı oluyorlar bize. Bu ürünleri geri satmada Tarım Kredi'ye satıyorsunuz galiba. Orayı biraz anlatır mısınız? Tarım Kredi Kooperatiflerinde satışlarımız kışın dediğim gibi işte mazot
alımlarında, gübre alımlarında, ayçiçek aldığımız zaman harman sonunda tüccar işte piyasa neyse onun yeri geldiği zaman üstüne de çıkıyor. Misal diyorum işte buğday 600 lirası işte 610 lira 620 liraya tarım kredi kooperatiflerimiz alıyor. Bu konuda bizi yani çok yardımcı oluyorlar. Elinden geleni yapıyorlar. Biz de memnunuz, onlar da memnun. Yani tarım kredi kooperatifi yeri geliyor size destek olarak ürün veriyor. Evet. Yeri geliyor sizin ürününüzü de satın alıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani piyasadan da biraz yani dediğim gibi, teminde dediğim gibi iyi alıyor, yüksek alıyor. Çiftçiyi korumak için de yüksek evet. alıyor. Evet, aynen öyle. Şu anda yanımızda Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarından Alaaddin Ergün Bey var. Evet Alaaddin Bey, Tarım Kredi Kooperatifi'nin imkanlarından faydalanıyorsunuz. Faydalanıyorum. Gübremi alıyorum, yemimi alıyorum, tohumumu alıyorum, ilacımı alıyorum. Hayvanlarda Ziraat Bankası kredisinden kullandım. Ziraat Bankası'ndan kullandım. Tarım Kredi'nin ama size kefiliyle galiba Ziraat Bankası'ndan kullanıyorsunuz. Oradan temiz kağıdımı alıyorum, borcum yok diye Ziraat Bankası'ndan. Şu inekleri ben kooperatiften aldım geçen sene. Peki imkanları nasıl Tarım Kredi Kooperatifi? Vallahi fena değil. Yalnız bu geçen sene bu inekler bize çok pahalıya geldi kooperatif kanalından. Ama hayat öyleydi. 7 milyara geldi şu inek, 5 milyar. İleriden ben süt hayvancılığı yapıyordum. Günlük 600 kilo sütüm çıkıyordu. Onu götüremedim. Paralarım kaldı esnafın elinde. Danacılığa çevirdik. Geçimimizi böyle idame ettiriyoruz. Evet Mehmet Bey, Tarım Kredi Kooperatifi'nin hangi imkanlarından faydalanıyorsunuz? Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi deyince tohumluk buğday, gübre, ayçiçeği, ilaç olsun, tarımsal ekipmanlar olsun, efendime söyleyeyim. Hayvanlarımızın süt ve besiyemlerini karşılıyoruz ve bize yararlı oluyor yani. Memnunuz kooperatifinden. Her desteklerinden şey yapabiliyoruz, faydalanabiliyoruz yani. Peki bunun geri ödemesi nasıl oluyor? 30 Eylül, bir yıl sonra. Bir yıl sonra geri ödemesi veriliyor. Aynı o yönden de memnunuz yani. Aynı zamanda ürün olarak da verebiliyorsunuz galiba. Tabii ürün olarak da borçlarımızı düşürmek için arpa olsun, buğday olsun, ayçiçek olsun teslim edip borçlarımızdan düşürebiliyoruz. Evet Mehmet Bey, biraz daha ağrınızı anlatır mısınız? Şimdi bizim ağrımız ufak besi danasını 10-12 aylık alıp tesisimize koyduktan sonra kendi organik yemlerimizle bir yıl boyunca bunları kurbana satmak şartıyla kendi tesisimizde bakıyoruz. Bunlar baktıktan sonra zaman geldikten sonra kurbanlık satış zamanına yerli organik ürünümüzle müşterimize satmak üzere hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra bunları randevulu biçimde ben tek tek satmak üzere herkesin malını tek tek ayırıyorum ve saat veriyorum kesim için. Kendi kesimhanemizde kendi hayvanımızı organik yemlerle satmaktayız. Ve de bundan memnunuz yani. Yaz aylarında ağırımız kapalı ve sıcak olduğundan hayvanlarımız sıcak altında olduğu için besli hayvanlarımız kilo kaybı olmaktadır. Biz de bu kilo kaybını geri getirmek için hayvanlarımızı suyla yıkayıp şampuanla temizleyip verdikleri kiloyu geri almak için mücadelemizi vermekteyiz tesisimizde. Tesiste her şey profesyonel yani. Evet profesyonel. Sizin ihtisasınız ne? Marmara Üniversitesi Ziraat Bölümü Yüksekokul mezunuyum. Hem okullusunuz hem de ziraat. İşimi yapıyorum. Hem ziraatı okudum hem de kendi mesleğimi yapıyorum.
çalışma tertibatını anlatır mısınız? Şimdi sağan makinamız 4 zamanlı olup 4 inek birden sağan makinedir. Sağan makinamızı çalıştırdıktan sonra borulara hava gelir. Hava geldikten sonra makinenin kalpleri çalışır. İneklerimizin memelerini yıkarız ve makinamızı sağır, çalıştırır vaziyete getiririz. O halde çalıştıralım önce. Sesini duydunuz. Makinamız başladı şu an çalışmaya kalplerden. Sesi duydunuz, tık tık sesini. Bu ses geldikten sonra hayvanlarımızın memelerini silip sağır vaziyete getiriyoruz hayvanlarımızı. Şu an ineğimiz sağılmak üzere hazır. Gördüğünüz gibi süt likalardan gelir. Geldiği gibi kazana gider. Likalardan gelmeyince süt kendiliğinden biter. Bittikten sonra makinamızı çıkarız. Başka bir ineğe takmak üzere hazırlarız. Biz hayvanlarımızı boynuzlarını çıkarıyoruz. Neden çıkarıyoruz? Birbirlerine yarın öbür gün büyüdüğü vakit, anne olduğu vakit birbirlerine şey veriyorlar, zarar veriyorlar. Bunlar şey yapmaması için, yani yavru atma olayları oluyor. Onun için boynuzlarını yakıyoruz. Hayvanlarımız kapalı olup biraz daha zahmetli bakım olduğu için salma sistemi olduğu vakit daha güzel olur. Ve bir hayvanın da sağlıklı, sıhhatli olması için en azından bir kilometre civarında günlük bir şey yürümesi lazım ve güneşten de yararlanması lazım. Şimdi güneşten yararlandığı vakit hayvanların süt değerleri içtiğimiz vakit daha yüksek oluyor. Kapalı alanlarda ise bu oran daha biraz aza düşüyor. Güneş görmediğinden dolayı. Doğal ortamında büyümesi gerekiyor. Yani. Mutlaka.